Oyunla ilgili bir yorum yapmayacağım. Bir şey söylemeyeceğim. Yani söyleyecek bir şeyim yok yani. Zaten ilgilenen de yok yani ne yaptığımızla veya ne yapmadığımızla ilgili. İki şey var. Şimdi insanlara ne yaptığınızın bir önemi yok. Ne söylediğinizin de ama ne hissettirdiğiniz önemi var. Önemi çok büyük. Bu maçın hakemi bize bugün hem bardaki hem şeydeki sahanın içindeki hakem kötü şeyler hissettirdi. Ben adil olduğunu düşünmüyorum. Burada tamamen Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bağımsız olarak söylüyorum bunları. Tebrik ediyorum. Hiçbir hani alıp veremediğimiz veya şey yaptığımız yok Fenerbahçe Spor Kulübü'yle, altını çizerek söylüyorum. O yapacak bir şey yok. Bu kelimeyi de hiç sevmiyorum. Aslında yapacak çok şey var. Ama bu iklimi işte kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım. Çok da konuşmanın bir anlamı yok. Artık bir şey yapmak lazım. Bizim yapacağımız şeyler de maalesef işin dışına taşıyor. Yine tekrar söylüyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Şimdi işte söylüyorum abi hep aynı şeyleri konuşuyoruz yani. İddialar var, duyumlar var. Ben o işlerle ilgilenmiyorum abi. İddia ve duyum işleri bana göre değil. Ben hakikatle ilgileniyorum. Bu da Türkiye'de de en önemli şey hakikatin önemsiz olması. Ya doğru yerde değil ama yani bir ideal bir 11 ile çıkamadık. Haftaya da 4 eksik var, 5 eksik var. İşte bir sürü şeyler oluyor yani. Ben Türkiye'deki adaleti de örümcek ağına benzetiyorum. İşte güçlü olan delip geçiyor, zayıf olanı alıyor. Aldığını zannediyor veya bazıları. Ya ben ileriki zamanlarda bu federasyon başkanı ile ilgili ben de konuşacağım yani. Onu bilin yani. Tabii ki inanıyorum. Yani tek bir önceki bu Sivas maçından önce de söyledim. Orada da bir maçtan önce ya golden önce bir faul var işte gidiyorlar gitmiyorlar. Onlar önemli değil. İşin standartı yok. Bizim zorumuza giden o. Yoksa hani kazanırız kaybederiz küme düşersin. Bunlar futbolun içinde var. Bir namussuzluk şerefsizlik de değil küme düşmek. Mücadeleyi son damlamıza kadar vereceğiz yani. Geçen sene kim düştü? Hatırlayan yok ya. 3 sene kim önce şampiyon oldu bilen yok ya. Ama yani oyunu konuşamaz hale geldik. O kadar çirkin şeyler olmaya başladı ki yani. E bu da insanın canını acıtıyor. Ben konuşurum abi. Ben sadece bir teknik direktör değilim. Tam 40 yılımı verdim. Ötesiyim yani. Bilgimle, birikimimle, gücümle, gücümüzle. Abi olmuyor ki artık yani. Sıkıldık yani gerçekten. Yani. Ya bugün işte iki takım en azından izleyenlere iyi bir maç seyretti diye düşünüyorum yani. Ama neyi konuşalım? Kimse ilgilenmiyor ki yani. Ya ben buraya gelip yine aynı şeyleri konuşuyorum. Bundan sonra da konuşacağız. Ondan sonra da. Ha bu lig iki takımlıysa bilelim biz yani. Bu olmaz yani. Bunlar doğru şeyler değil ki yani. Herkesin bir emeği var. Herkes bir şey yapıyor yani. Ankara Gücü Kulübü'nde de aynı. Burada da aynı. Öbürde aynı muzdariplik dönüp duruyor yani. Ya. Yine söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bunu Fenerbahçe Kulübü'nden bağımsız söylüyorum. Ama artık çok şey oldu ya. Çok tatsızlaştı iş yani. Düzelmesi için ne mi olması lazım? Bir kere artık bu işin içinden gelmiş bir federasyon başkanının olması lazım yani. Ya bir kere göbeği bir yerlerle kesilmemiş bir adamın olması lazım. İftiraya, yalana rağmen dik durabilecek bir adamın olması lazım futbol federasyonunun başında. Ona göre, buna göre, şuna göre olmaz. Şey gibi dimdik durması lazım. Yani bir şey söyleyeceğim şimdi ayıp olacak. O tiniyette bir adamın olması lazım. Yeter ya yani ya. Ya düşünebiliyor musunuz ya? Adamın yani 6 aylık bir kulüp başkanlığından buraya geliyor. Yani şey yapıyor. Siz söyleyin ismini. Federasyon başkanı oluyor. Bizim 40 yılımız yok ya içeride yani. Ya ben daha hani orada genç milli takımlarla da ilgili şeyler var da kimseyi ilgilendirmiyor. Sorsun bakalım şimdi konuşuyordu orada. 17 milli takımı ne oldu orada? Ne yaşandı? Anlatsana bana. Peki U19 takım Avrupa Şampiyonası'na gitti. Yine benim kurduğum takım. Başındaki adam benim. Konuşuyordunuz yani. Şey yapıyordunuz ya. Hocam bunun düzelmesi için başındaki adamın dirayetli olması lazım. Yine söylüyorum bu hakemleri de bu hale getiren bu şey yani. Hani VAR'a getir. Peki Konyaspor Kasımpaşa maçı hiç önemli değil mi yabancı hakem gelmiyor? Peki Kayseri Spor Adana Demirspor maçı? Neye göre veriyorsun bu VAR hakemi? İşte al VAR hakemi. Aynı pozisyon daha ligin birinci haftası söylüyorum çaldılar penaltıyı. Ankara Gücü Kasımpaşa maçında var. 3-2 öne geçecek Ankara Gücü Kulübü vermedi aynı penaltıyı.
Hangi standart? 1000 tane örneği var bunun ya. 1000 tane örneği. Niye bize olmuyor yani? Ben eyvallah kelimesi bende yok. Ben bildiğim şeyleri söylerim. Hiç kimseden çekincem de yok, korkum da yok. Yani antrenörlük mesleği artık bir acayip bir hal aldı ya Türkiye'de ya. Yok bize yardım eden hiç kimse yok. Tamamen başkan hayatını koymuş mu ya tek başına bu şeyleri. Ya biz Riva'daydık, oradan çıkarttılar ya bizi ya. Ya Riva'dan çıkarttı adam yani. Bunun hani işte çıkmış bu takım lige. Doğru yanlış çıkmış. Sen yardım et yani, ne var orada kalsa, o sahayı bir kullansa çıkarıyor, yok öyle var böyle var bilmem ne var. Ya bir sürü şey var hani, ben millet, insan okuyamıyor bazı şeyleri, iyi okumak lazım bazı şeyleri Türk futbolunda yani. Ya bu lig bitsin diye herkes dua ediyor ya, böyle bir sezon ya, hepimiz bu işin içindeyiz, 40 yıl oldu ya, 40 yıl ya. Yani böyle bir sezon olur mu ya? Ya ben tekrar söylüyorum yani. Bu ortam hazırlıyorlar. Jöle gibi bir zemin hazırlıyorlar. Ben federasyonun içini çok iyi biliyorum. Bu jöle gibi zeminden doğru hakem de çıkmaz, doğru insan da çıkmaz, bilmem ne de çıkmaz yani. O jöle gibi her şeye burnunu sokarsan olacağı da bu olur yani.